Evet arkadaşlar 9. sınıf deneme sınavımız 4 çözümlerini kimya çözümlerini beraber yapacağız inşallah arkadaşlar. Sizlere de bu noktada e, konularımızı şöyle bir genel tekrar yapmış oluyoruz arkadaşlar. Kimya 11. soru, kimyan e, fen bilimlerinin 11. sorusu, kimya sorusu arkadaşlar. Burada e, aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal bir değişim değildir diyor. Kimyasal değişim deyince aklıma ne geliyordu arkadaşlar benim? Maddenin iç yapısındaki değişimlerdi. Fiziksel değişimse arkadaşlar maddenin dış görünüşündeki değişiklikler olarak söylüyorduk arkadaşlar. Kimyasal değişim varsa hem iç değişim hem de dış özellik ne yapıyordu arkadaşlar? İkisi birden değişmiş oluyordu. LPG'nin yanması arkadaşlar. Pas, demirin paslanması, elmanın çürümesi bunlar kimyasal olarak yanma, paslanma, çürüme olayları, mayalanma olayları kimyasaldı. Yoğurttan ayran elde edilmesi ise arkadaşlar fizikseldir. Tekrardan ayranı beklettiğimiz zaman yoğurdu tekrardan ne yapabiliyorduk? Ayırda de biliyorduk arkadaşlar diyorum. Cevabımız denizlidir diyoruz. 12. soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar hangileri arasında güçlü etkileşim vardır diyor. Güçlü etkileşim dediğim zaman benim aklıma ne geliyordu arkadaşlar? Metalik bağ, iyonik bağ, kovalent bağ şeklinde 3 tane bağdan bahsediyorduk. Bunların haricinde arkadaşlar hidrojen bağı zayıf etkileşimdi. Van der Waals bağları vardı arkadaşlar. Van der Waals bağları iyon dipol, dipol dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, London kuvvetleri veya arkadaşlar nedir? İyon indüklenmiş dipol şeklinde, dipol indüklenmiş dipol şeklinde sınıflandırabiliyorduk. Metalik bağ ise arkadaşlar güçlü bir etkileşimdir. 12. sorunun cevabı Bursa olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Evet. 13. soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar. 13. sorumuzda atom ve molekülleri arkadaşlar. Atom ve molekülleri birleştirerek molekül ya da formül oluşumu sağlayan çekim kuvvetlerine kimyasal bağ adı verilir diyor. Şimdi kimyasal bağ deyince atomlar arasındaki bağlar aklıma geliyordu. Birinci ifade F2 moleküllerinde FF atomlar arasında arkadaşlar ne vardır diyorum. FF atomlar arasında kovalent bağ vardır ve güçlü bir etkileşim olarak ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Aynı zamanda bu kimyasal bir bağdır diyorum. HF molekülü ile başka bir HF molekülü arasında arkadaşlar nedir? Molekülleri arasında diyorsa zayıf bir etkileşim arkadaşlar olarak söylüyorum. Buna da fiziksel bağ olarak ne yapabilirim? Söyleyebilirim. NaCl'deki Na ve Cl iyonlar arasındaki etkileşim ise arkadaşlar yine nedir? İyonlar arasında etkileşim iyonik bağdır. İyonik bağda nedir arkadaşlar? Güçlü etkileşimdir. Cevabımız nedir arkadaşlar? 1 ve 3 Ceyhan olarak söylenebilir. 13. sorumuzun cevabı 1 ve 3 olarak Arkadaşlar Ceyhandır diyoruz. Evet. 14. sorumuza geçtiğimiz zaman arkadaşlar 14. sorumuz bayağı uzun periyodik tablonun aslında şeklini vermiş ama arkadaşlar sorunun içerisinde sizler çok rahat bir şekilde ne yapacaksınız? E, Maddeleri teker teker okursak çok rahat bir şekilde çözebileceğiniz bir soru arkadaşlar. E, X, Y, Z elementleri için bilgiler veriliyor. Bu bilgilere göre elementlerin periyodik tablodaki yerleri hangisinde doğru olarak belirtilmiştir diyor. X ile y, Z aynı gruptadır diyor. Aynı grupta diyorsa arkadaşlar yukarıdan aşağı X ile Z ya alt alt olacak veya veya Z yukarıda X aşağıda olabilir arkadaşlar. İkisi de olma ihtimali vardır. Y ile Z de aynı periyottadır. O zaman Y ile Z Y burada olabilir. Burada olabilir arkadaşlar. Z yukarıdaysa ise burada olabilir arkadaşlar. Veya burada olabilecektir diyorum. Alternatiflere bakacağım şimdi. Ha, atom numarası en büyük olan Z ydi. Atom numarası periyodik tabloda nasıl artıyordu arkadaşlar? Bu şekilde ve aşağı doğru artıyordu. O zaman Z'miz nedir arkadaşlar? Hem sağ tarafta hem de aşağı tarafta olan hangisinde var arkadaşlar? Şıklara bakıyorum. Z solda. Y'nin atom numarası Z'den fazladır. Bakıyorum şıklara Z yukarıda atom numarası küçük olur. Olmaz. Yani Z yine yukarıda arkadaşlar atom numarası küçük. Z yine yukarıda atom numarası küçüktür. Z'ye baktığım zaman arkadaşlar E şıkkına. E şıkkında Z'nin atom numarası en büyüktür. Bu tarafa doğru artmış. Y ile Z aynı periyotta. X ile Z de aynı gruptadır arkadaşlar. Cevabımızı ne yapıyoruz? Edirne olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Evet 14. sorumuzun cevabı Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. 15. soruya gelince arkadaşlar 15. sorumuzda e, periyodik cetvelin S bloğunda yer alan diyor. E, aynı baş grupta bulunan baş grup demek arkadaşlar. Aynı grup. Yani A grubu demek arkadaşlar zaten. Aynı baş grupta bulunan X ve Z elementlerinin X'in atom numarası Y'ninkinden büyük Z'ninkinden küçüktür. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Aynı baş grup demek aynı gruptaysa. Şöyle biz ne yapalım? periyodik tablonun bir grubunu çizelim. Herhangi bir grup fark etmez. Ne yapıyor? Aynı baş grupta diyor ki x'in atom numarası y'ninkinden büyük. O zaman x'in atom numarası y'ninkinden büyükse o zaman y de x y'den aşağıdadır. Aşağı doğru atom numarası ne yapıyor? arkadaşlar? Artıyordu. Z'ninkinden de küçüktür diyor. O zaman Z de X'ten daha aşağıda olmak zorundadır. O zaman gelelim şimdi ifadeleri teker teker incelemeye. Ee, kimyasal özellikleri benzerdir diyor. Aynı grupta olduğu için kimyasal özellikleri nedir arkadaşlar bunların? Benzerdir. Doğru bir ifadedir. Z'nin nükleon sayısı C'den fazladır. Z'nin protonu e, ee, x'ten fazla olduğuna göre nükleon sayısı da nedir arkadaşlar? Ee, fazla olacaktır diyeceğim. Atom hacmi en büyük olan z'dir. Aşağı doğru atom hacmi arttığına göre o zaman nedir arkadaşlar? Z'nin atom hacmi en büyüktür diyeceğim. Elektron verme isteği de metallerde aşağı doğru ne yapıyordu arkadaşlar? Artıyordu. Çapı arttığından dolayı elektron verme isteği artacağından dolayı arkadaşlar nedir? Eee... Doğru bir ifadedir. Z, X, Y şeklinde. Z, X, Y şeklinde söylenebilir. İyonlaşma enerjisiyle çap ters orantılıdır arkadaşlar. O zaman çapı aşağı doğru artıyorsa iyonlaşma enerjisi azalması lazım. İyonlaşma enerjisi Y büyüktür, X büyüktür, Z olmak zorundadır. Cevabımız yanlışı soruyor bana. Adana'dır diyorum. Evet. Kimyasal 16. soruma geçtim arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerle ilgili diyor. Toplam molekül kütle korunur. Bir kimyasal tepkimede girenlerin kütleleri toplam, çıkanların kütleleri toplamına her zaman eşittir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Tepkimeye giren maddeler arasında belirli bir kütle oranı yoktur. Tepkimeye giren maddeler arasında belli bir kütle oranı her zaman vardır arkadaşlar. Bu ifade yanlış bir ifadedir kimyasal tepkimelerde. Atom sayısı ve cinsi her zaman arkadaşlar korunur. Girenlerde ne varsa çıkanlarda da aynı atomlar ve aynı cinsite sayılarıyla birlikte korunacaktır diyorum. Cevap 1 ve 3 olarak ne yapılır arkadaşlar? Söylenir diyoruz. Cevabımız 16 soruda Ceyhan'dır diyoruz. 17. soru en baş konumuzdan kimya bilimiyle alakalı arkadaşlar elementlerin sembollerini hatırlarsanız altının sembolü neydi arkadaşlar? A U. Bakırın sembolü neydi arkadaşlar? C. U. Demirin sembolü neydi arkadaşlar? F. Gibi eşleştirmeleri yapacak olursanız e, nedir arkadaşlar? Altın A U 1'e C. 1'in C olduğu, 1'in C olduğu arkadaşlar iki şık var. 2 bakır, bakır C, 2'nin A olduğu şık arkadaşlar. Nedir? 3'ün de Demirinde B olduğunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çok rahat bir şekilde artık ne yapıyorsunuz, söylüyorsunuz. O zaman 17. sorumuzun cevabı Bursadır diyorsunuz. Evet, 18. sorumuzda arkadaşlar güzel bir sorumuz. Ee, sizin çok rahat bir şekilde derslerimizde de bolca bu sorulardan yapmıştık arkadaşlar. X artı 3 yönüyle elektron sayıları eşit. Elektron sayıları eşit olduğuna göre bunlar nedir birbirinin? izoelektroniğidir. X artı 3'ün 21 protonu varsa bu adamın 18 tane elektronu vardı. 18 artı 3 eşittir. 21 yapıyor muydu? Yapıyordu. 18 elektronu varsa Y eksi 2'nin de neymiş arkadaşlar? Elektron sayısı kaçmış? 18'miş. Aynısıdır diyor soru da bana. Elektron sayılar eşit olduğuna göre diyor. Y'nin çekirdek yükü kaçtır diyor. 18 eksi 2 eşittir. Kaçtı arkadaşlar? 16. Bunun proton sayısını bana veriyor muydu? Veriyordu. Çekirdek yük eşittir. Proton sayısı mıydı? Evet arkadaşlar. İkisi aynı şeydir. Cevabımız nedir arkadaşlar? Denizlidir diyoruz. Ve bu sorulardan derste bolca çözdüğümüzü hatırlıyoruz arkadaşlar. Evet. 19. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar. Aşağıdaki maddelerden hangisinin kimyasal türü karşısında yanlış verilmiştir? Kimyasal tür deyince aklıma atom, molekül, iyon geliyordu hatırlarsanız. Ha, baktığımız zaman o iki arkadaşlar birden fazla e, atomdan oluşuyor. Bir moleküldür. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Sodyum na tek başına bir atom ifadesini veriyor. NH4 artılı eksili ifadeyi görürsem hemen buna ben ne diyordum? iyon ifadesini kullanıyordum arkadaşlar. S tek başına bir atomdur arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Ama CO2 bir moleküldür. İyon değildir arkadaşlar. Ne yapıyorum? Birden fazla kovalent bağlı bileşiklerin yapmış olduğu bileşiğe biz molekül diyorduk arkadaşlar. Bu bir iyon değildir. Artısı eksi olmadığı için nedir? 19. sorumuzun cevabı arkadaşlar Adana'dır diyorum. 20. soruya geldiğimiz zaman aşağıdaki maddelerin hangisi kimyasal tür molekül değildir diyor. Molekül olabilmesi için bileşik birden fazla ametal ametalın birleşmesi lazım. Karbon monoksit. Karbon ve oksijenden oluşuyor. Bir moleküldür arkadaşlar. Oksijen OO bir moleküldür arkadaşlar. F2 bir moleküldür arkadaşlar. H2O oksijen ve hidrojenden oluşuyor molekül. Kobalt arkadaşlar bu bir metaldir. metalse ise elementtir arkadaşlar. Element olduğundan dolayı arkadaşlar bir molekül değildir. Bu atom sınıfına girecektir arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir diyoruz. 20. sorunun cevabı. Evet kimyamızın arkadaşlar B kitapçının sorularını çözmüş olduk arkadaşlar. Size kolay gelsin diyorum.